went straight. Biz bir anlamda tuzağa düşmüş olduk. Çünkü çok yüksek tempo ile başlayacağını biliyorduk Türk milli takımının. O anlamda çok sıcak başladılar. Hemen de yakalandık bu hızlı tempoya. Ve çok oyuncular çok iyi. Rakip takımımızın oyuncuları çok iyiydi. Ve bizi yakaladılar hemen baştan bir golle. Fakat sonra kontrolü yeniden denetimi ele geçirdik. Bunu beklemiyordu diye düşünüyorum karşı tarafta. Yeni antrenör, yeni teknik direktör Türkiye'nin oldukça başarılı olduğunu biliyoruz zaten. Başarılarının da devamı geliyor. Hayır, burada bir anlaşmazlık yok aslında oyuncularla federasyon arasında. Hepimiz bu konuda mutabıkız. Bu konuya odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Fakat buradaki en iyi çözümün orada gerçekleşen siyaset üzerine, politika üzerine baskı yapmaya devam etmek olduğunu düşünüyoruz. Orada göçmenlerin gördüğü muamele olsun, eşcinsellerin gördüğü muamele olsun, bu konuda baskı yapılmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Eğer eleme turlarını geçersek de bu konudaki baskılarımız devam edecek ve artık farklı bir sürü ülke daha var ve hepimiz birleştiğimizde bu konudaki baskılarımız daha da artacaktır, daha da güçlenecektir. What about today's game? Bugün peki bugünkü maçın sonucunda Hollanda ile oynayacağınız maç konusunda size bir özgüven verdi mi? Hollanda'yı yenmek mi? Evet, de yenmekten bahsettiğinizi anlamadım. Evet, tabii ki iyi bir ekibimiz var, iyi bir takımımız var ve iyi bir günümüzde her takımı yenebiliriz. Bu bize özgüven veriyor kuşkusuz önümüzdeki maçlar için. Bu konuyla ilgili mesajımı aslında verdim ve bunlardan memnun olacağını düşünüyoruz. Ama cevabı söyleyemem. Spis or kus bildi. What did you think when you got the message? Peki bu mesaj size geldiğinde, bu haber geldiğinde, yani santrafor olarak oynayacağınız haberi geldiğinde ne hissettin ve nasıl bir değişiklik yapman gerekti? Yok, büyük bir şok olmadı benim için. Çünkü dediğim gibi oynadığım bir pozisyon. O yüzden de her şey yolunda gitti bence. Uzun toplar oynandı ve topu havada tutmak için epey mücadele verildi. O açıdan başarılı olduğunu düşünüyoruz. Seni daha önce hiç bu kadar hızlı oynarken görmemiştik. Bugün çok çeviktin. Evet, hepimiz biliyoruz ki hız aslında benim en başarılı olduğum yönüm değildi ama bu sefer şansım yaver gitti. Bundan sonra umarım daha hızlı oynayacağımdır. Burada golü attık. Ondan sonra burada yeni takıma yeni katılan bir oyuncunuz var ve onunla nasıl bir çalışma yaptınız? Ekibe yeni katıldı ve arka direkte oynadım ve orada gelen topları karşıladım. Benim için de kaleyi bulmak zor olmadı onun ardından. Peki. Evet, oyuncularımız çok iyi, takımımız çok iyi, antrenör, teknik direktörümüz çok iyi ve bu ekiple iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Çok teşekkürler. Uçağımıza yetişmek zorundayız. O yüzden sizden ayrılıyoruz. Sağ olun.